Derneğimiz İstanbul'da yaşayan Vakfı Kebirlileri bir araya getirmek, sosyal ve kültürel birlikteliğini sağlamak amacıyla 1970'li yıllarda merhum Hasan Akyol tarafından ilk çalışmaları başlatıldı. Ardından Vakfı Kebir Kültür ve Yardımlaşma Derneği 1987 yılında İsmet Sayın'ın başkanlığında Aksaray semtinde kurularak faaliyete geçti. Derneğin başkanlığını sırasıyla Profesör Doktor Tuncer Çelik ve Hafit Saral yaptıktan sonra Doktor Ali Rıza Birincioğlu'nun yönetiminde dernek merkezi Karagümrük semtine, ardından da Gazi Osman Paşa ilçesinde satın alınan yerine taşındı. Doktor Sezai Pamuk'un başkanlığı döneminde ve Avukat Yahya Yeşiloğlu'nun ilk dönemlerinde derneğimiz bu merkezde faaliyetlerine devam etti. 2011 yılında Fatih Aksaray semtinde Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan yeni yerin satın alınması yapıldıktan sonra derneğimizin merkezi bu adrese taşındı. Bugün itibarıyla biri Gazi Osman Paşa'da, diğeri Fatih'te olmak üzere dernek adına 2 adet gayrimenkulümüz bulunmaktadır. 27 Aralık 2015 tarihinde 13. Olağan Kongresini gerçekleştiren derneğimizde Avukat Yahya Yeşiloğlu, 10 senenin ardından başkanlığı Avukat Bedrettin İskender'e devretti. Vakfı Kebir Kültür Yardımlaşma Derneği. Son 4 yıl içerisinde şehir içinde ve dışında iş adamı ve bürokrat hemşehrilerimiz olmak üzere onlarca ziyaret gerçekleştirip hasret giderdik. Her 14 Şubat'ı daha da anlamlı kılmak için Kurtuluş programımızda ecdadımızı rahmetle yad ettik. Kariyer günleri etkinliklerimizde gençlerimizi alanında uzman olan hemşehrilerimizle bir araya getirerek ufuklarında yeni dünyalar açtık. Farklı mekanlarda düzenlediğimiz iftar organizasyonlarımızla binlerce hemşehrimizi aynı sofralarda bir araya getirdik. Gönlü geniş, eli açık, yardımsever hemşehrilerimizin katkılarıyla memleketimizin geleceği olan gençlere burs imkanı sağladık. 27 Aralık 2015 ve 23 Aralık 2018 tarihinde yapmış olduğumuz iki genel kurulumuzun ardından Avukat Bedrettin İskender Başkanlığındaki yönetim kurullarımızın faaliyetlerinin 61. programında sizlerleyiz. 61. programımıza gelinceye kadar neler yaptık, birlikte bakalım. Vakfı Kebir Kültür Yardımlaşma Derneği. 2015'in son pazar günü hemşehrilerimizin yoğun katılımıyla Fatih Aksaray'da bulunan dernek merkezimizde genel kurulumuzu gerçekleştirdik. Avukat Yahya Yeşiloğlu 10 yıldır sürdürdüğü görevini Avukat Bedrettin İskender'e devretti. 2016 yılında Vakfı Kebir Derneğimiz ve ÜNİTS ile ortak düzenlediğimiz organizasyonda sizlerden gelen yardım malzemeleri Halep'e ulaştırıldı. Şair yazar Ömer Faruk Kaya'nın kitaplarını imzaladığı dernek merkezimizdeki programda önce yemekler yendi, sonrasında memleket kokulu sohbetler gerçekleştirildi. 23 Aralık 2018'de Avukat Bedrettin İskender, yenilenmiş yönetim kurulu listesiyle dernek merkezimizde yapılan genel kurulda yeniden başkanlığa seçildi. Vakfı Kebir Kültür Yardımlaşma Derneği. Öğrencilerimize özel kahvaltı programları yaptık. Bazen de meslek gruplarımızla buluştuk, hukukçu, doktor, mühendis, serbest muhasebeci, mali müşavir, memur, iş adamları, hemşehrilerimiz katıldı. Sivil toplum kuruluşlarımızın deplasmanda kahvaltı davetlerine de hayır demedik. Yönetim kurulu olarak istişarelerimizi piknikte de yaptığımız oldu. Vakfı Kebir Kültür Yardımlaşma Derneği. 14 Şubat Kurtuluş programımız hep coşkulu gerçekleşti. 2016 yılında gazeteci yazar Hikmet Aksoy'un anlatımlarıyla dernek merkezimizde gerçekleştirdiğimiz programı 2017'de milletvekilimiz Muhammed Balta ve
250 misafirimizin katılımıyla Fatih Aksaray Fuar Otel'de yemekli programla icra ettik. ...2018 yılında ise 100. yılını kutladığımız etkinliğimizi Üsküdar Belediyesi Nikah Salonu'nda belediye başkanları, bürokratlar, sivil toplum kuruluşu yöneticileri, iş adamları ve 600'ün üzerinde hemşehrimizin katılımıyla gerçekleştirdik. 101. yıl dönümü münasebetiyle düzenlediğimiz şehitlerimizi anma programımızda 4 Şubat günü Eyüp Camii'nde akşam yatsı namazları arasında Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla icra ettik. Vakfı Kebir Kültür Yardımlaşma Derneği. En yüksek katılımlı programlarımızdan olan iftar organizasyonlarımızda farklı mekanlarda hemşehrilerimizle birlikte oruçlarımızı açtık. 2016 yılında Üsküdar Belediyesi Kız Kulesi salonunda açık havada gerçekleştirdiğimiz iftar programımızdan ardından müsait olan hemşehrilerimizle birlikte sahur da yaptık. 10 Haziran 2017 Cumartesi günü ise Kaptan Nazmi Alev gemisi 700 Vakfı Kebirli ile iftar yapmak üzere boğaza açıldı. Geniş katılımlı bu programımızda da güzel hatıralar biriktirdik. 2018 yılı iftar programını Üsküdar Belediyesi 5. katta yaklaşık 750 kişinin katılımıyla gerçekleştirdik. 2 Haziran Cumartesi günü yapılan programa erken saatlerden itibaren İstanbul'un farklı bölgelerinden hemşehrilerimiz akın etti. ...2019 yılında da aynı mekanda gerçekleştirdiğimiz iftar programında uzun süredir birbirini göremeyen 700 hemşehrilerimizin hasretle kucaklaşmasına vesile olduk. Vakfı Kebir Kültür Yardımlaşma Derneği. Derneğimizin son 4 yılı içerisinde ülkemizin farklı coğrafyalarında bulunan kurum, kuruluş, bürokrat ve iş insanları olmak üzere çok sayıda hemşehrimizi ziyaretlerde bulunup hasret giderdik. Yollar uzun bitmeyi, burada zaman geçmeyi nasıl da hatırladın kapıdaki çeşmeyi. Ben denizde bir gemi, dalgalar vurur beni. Ben ağaçta bir yaprak, rüzgar savurur beni. Ben denizde bir gemi, dalgalar vurur beni. Ben ağaçta bir yaprak, rüzgar savurur beni. Vakfı Kebir Kültür Yardımlaşma Derneği. Vakfı Kebir'in pırıl pırıl gençlerine ilk günden beri güveniyor ve destek oluyoruz. Tüm çalışmalarımızın önünde gördüğümüz ve her programımızda daha da büyüttüğümüz gençlik faaliyetlerimizi fazlasıyla önemsiyoruz. 2 zaman kahvaltıda, kimi zaman tiyatro salonunda topladığımız gençlerimizi alanlarında öncü, önder, lider vasıflarıyla görev yapan Vakfı Kebirli akademisyen ve yöneticilerle buluşturuyoruz. Yönetim kurulumuz ve gönlü geniş, eli bol yardımseverlerimizin özverili katkılarıyla her sene yüzlerce öğrencimize burs veriyoruz. Biz Vakfı Kebir Derneği Yönetim Kurulu üyeleri olarak ecdadımızın bizlere emaneti olan vatan topraklarına aynı inanç ve şuurla genç nesillerimizin de sahip çıkacaklarına, onların ülkemizi daha müreffeh yarınlara taşıyacaklarına inanıyoruz. Bu düşüncelerle emek verip katkı sağlayan tüm yardımseverlerimize saygılar sunuyoruz. Vakfı Kebirli'nin olduğu her yer Vakfı Kebir'dir. Vakfı Kebir'e hoş geldiniz.